Türkiye'nin kader seçimine artık sayılı günler kaldı. Bir yandan Cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına hız vermişken diğer yandan partilerin milletvekili liste çalışmaları devam ediyor. İttifaklar ortak listeler oluşturabilecekler mi merak konusu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzon'da. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik ediyor. Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyaskop muhabiri Ali Macit kendisini izliyorlar bugün. Ruşen Çakır'dan Trabzon izlenimlerini alacağız. Ruşen Çakır, hoş geldin yayınımıza. Merhaba. İlk izlenimlerin nasıl oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da nasıl bir teveccüh gördü ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında olması işi nasıl değiştirdi? Şimdi öncelikle şunu vurgulamak lazım. Geçen hafta Konya Ereğli'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştuğumuzda miting yapmayı düşünmediklerini söylemiştim. Bunu bir hem Ramazan'ı hem de deprem felaketini çıkartmıştı. Ama bugün bir mitinge tanık olduk. Bunun nedeni yalnız şu, CHP'liler burada bir çadır kurup çadırın içerisinde bir tür geçici spor salonu gibi ne yapıp orada kapalı bir toplantı yapmak için hazırlıklarını yapmışlar. Ama son anda gerek AKP'li belediye gerekse de vilayet buna izin vermemiş. İzin vermeyince bu bir açık hava toplantısına yani mitinge dönüştü. Atatürk Meydanı'nda bir miting yaptılar. Yani son anda miting olmasına karar verilmiş bir olaydı. Ve böylece de ilk mitingini yapmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii en önemli mesele senin de belirttiğin gibi yanında Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun olmasıydı. Birlikte önce Ekrem İmamoğlu çıktı konuştu ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken de Ekrem İmamoğlu sürekli sahnede onun yakınında bir yerdeydi. Şunu söyleyeyim, ben bu Atatürk Meydanı'nda çok miting izledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da daha önce izlemiştim. Milletvekili seçimlerinde izlemiştim. Mesela 2015 seçimlerinde izlemiştim. Ona kıyasla daha başarılı bir mitingdi. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani 5 yıl önce Muharrem İnce'yi de yine Trabzon'da izlemiştim. Orada çok kötü bir yağmur yağıyordu. Çok kısa sürmüş bir mitingdi. Onunla tam kıyaslamak doğru olmayabilir. Burası AKP'nin ve MHP'nin çok güçlü olduğu bir il olmasına rağmen belli bir kalabalık toplanmıştı. Yani çok büyük bir heyecana tanık olduğumuz söylenemez. Bu bütün şehir ayağa kalkmış değildi. Ama bu kadarının bile CHP için bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Ve burada tabii ki en önemli husus Ekrem İmamoğlu'nun burada olmasıydı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanıtılmasıydı. Ekrem İmamoğlu da tam bir Trabzonlu olarak konuştu. Trabzon'dan bahsetti. Çocukluğundan, okul yıllarından bahsetti. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında son dönemde dile getirdiği bütün emekli maaş, emekli ikramiyesi gibi hususları özellikle dile getirdi. Peki Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Kemal Kılıçdaroğlu için açık açık oy istedi mi? Tabii ki istedi. Hem de yani zaten o istemesine gerek yok. Onu 13. Cumhurbaşkanı olarak takdim etti. Çok övdü. Kendisinin İstanbul Belediye Başkanı olmasının da Kılıçdaroğlu sayesinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yani şunu söyleyeyim, tam anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına angaje olmuş bir Ekrem İmamoğlu vardı. Belli ki kendi kurmaylarıyla, Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarıyla konuştuk. Hem bir yandan Kılıçdaroğlu'yla beraber bir takım illere gidiyor hem de Karadeniz başta olmak üzere bazı illere tek başına gidiyor. Oralarda halka hitap ediyor ve önümüzdeki günlerde de çok yoğun bir programı olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda kampanyanın en öne çıkan kişisi olduğunu söylemek herhalde abartılı olmaz. Tam anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına angaje olmuş bir Ekrem İmamoğlu vardı. Yani böyle yarım ağız mecburiyet falan gibi bir havası yoktu. Çok coşkuluydu. Ruşen Çakır, peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal üslubunu nasıl değerlendirirsin? Hangi konu?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal üslubunu nasıl değerlendirirsin, miting performansını? Yani Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle söyleyeyim, ben yıllardır kendisini CHP lideri olarak izliyorum. Grup konuşmalarını, diğer seçimlerde, meclis seçimleri mitinglerinde yaptığı konuşmaları, milletvekili seçimleri de vesaire. Kendisine çok da yayın yaptım. Kılıçdaroğlu bu sefer bayağı bir kendine bir özgüven tazelemesi olmuş. Bir kere aday olması, o İYİ Parti ile yaşanan krizin bir şekilde atlatılmış olması, bütün bunlardan hareketle Kılıçdaroğlu'nun daha özgüvenli olduğunu görüyoruz. Ama açıkçası Kılıçdaroğlu bir hatip olarak çok olağanüstü bir hatip değil. Bu da bunu kapatmak için bol miktarda somut şeylerden bahsediyor. Mesela Trabzon'a metrodan bahsetti, başka şeylerden bahsetti, emekli maaşlarından bahsetti, tarımla ilgili şeyler söylüyor. Yani siyasi belagat yapmak yerine daha çok somut olarak bir takım vaatlerde bulunuyor ve en çok öne çıkarttığı husus da birlikte hareket ettikleri, 6 partiyle birlikte hareket ettikleri, bir de yaptığı vurgu, en güçlü vurgu, kul hakkı yemek, yedirmemek. Onun dışında Kılıçdaroğlu bildiğimiz şeyleri anlatıyor ama her geçen gün daha bir kendine inanıyor, inanan bir Kılıçdaroğlu gördüğümü söyleyebilirim. Son sorum da şu olacak, halkla temasında bir miting olmuş ama görüntülerde de görüyoruz. Herhangi bir ufak boyutlu da olabilir bir tepkiyle karşılaştı mı Kılıçdaroğlu? Benim gördüğüm karşılaşmadım. Yani görmediğim karşılaşmış olabilir ama benim gördüğüm karşılaşmadı ki Trabzon karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlerden birisi aslında. Karadeniz, özellikle Trabzon, Rize gibi yerlerde iktidar yanlıları daha önce Meral Akşener'in başına geldiği gibi mesela daha agresif olabiliyorlar. Ben karşılaşmadım, görmedim, yani duymadım da ama olmuş olabilir. Bundan sonra bir programı var. Sonya'da yanılmıyorsam bir şeye gidecek, kadınların pazarında, çarşısına gidecek. Orada halkla iç içe olacak. Orada ne olur bilmiyorum. Akşam da bir otelde iftar var. Herhalde iftara da bölgenin önde gelen isimli ve diğer Millet İttifakı partilerinin temsilcileri de gelecek. Bir tepki görmedim. Eğer kastın seccade ise seccade ile ilgili hiçbir şey olmadı. Peki bu miting devam edecek mi yoksa Trabzon'da kesilecek mi şimdilik? Trabzon'dan iftardan sonra dönüyor. Ankara'ya dönüyor. Ondan sonra anladığım kadarıyla her salı günü Türkiye'nin başka bir yerine gidecek. Önümüzdeki hafta da Çanakkale'ye gidiyormuş. Ben de bir aksilik olmazsa Çanakkale'de de kendisini izlerim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ruşen Çakır. Kolaylıklar dilerim.